Merhabalar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. Yine buradayım ama bugün kendime zor konular çekmiyorum. Tam tersi beraber dertleştiğimiz, yani sizlerden dert aldığım ve üstüne çok hiçbirimizi yargılamadan güvenli bir ortamda konuştuğumuz bir alan yaratmak istedim. O yüzden çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Benim de ilk defa yapacağım bir şey yani. Böyle bir tık daha ciddi, tekrar kendimden de örnekler vererek bir şeylere çözüm olmaya çalıştım. Yani belki hepimizin hayatına dokunan bazı sorunlara cevap vermeye çalıştığım haddim olmayarak. Ama en azından kendi tecrübelerimi paylaştım ve belki siz de yorumlara yazarsanız sizden de bir sürü şey öğreneceğime emin olduğum bir video ile karşınızdayım. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir tık böyle yorucu bir hafta sonu oldu ama sıkıntı yok. Ben şu an gayet iyiyim. Gayet kendimi iyi hissediyorum. Maalesef yaşadığımız toplumdaki insanların nasıl düşündüğünün ve nelere takıldığının bilincindeyim. Hani bu konuda bir hate almak benim ilk defa başıma gelmiyor. Son defa da başıma gelmeyecek. Çünkü toplum görüşüne hiç uymayan bir görüntüye sahibim ve dolayısıyla bunu en kibar şekilde ifade etmiyorum ki kimsenin travmalarını tetiklemeyeyim ve tetiklemek istemiyorum yani. Dolayısıyla her zaman bu konuda hoşuna gidilmeyen bir içerik olduğunda buna sallanacağını bilincindeyim. Buna alıştım mı ve buna inanılmaz bir duyarsızlığım var mı? Yok tabii ki ama eskisi kadar böyle yataklara düşüp aman tanrım işte bendeki sorun ne diye aramıyorum. Çünkü nasıl bir toplumda yaşadığımızı bu son olaylarda biraz daha gördüğüm için niye sana farklı davranılsın ki diyorum kendi içimden. Böyle bir savunma mekanizması kurdum kendime. Lütfen siz de eğer görürseniz hiç umursamayın, hiç takılmayın. Maalesef çoğu insan bize benzeyen bir dünya görüşü yok. Dolayısıyla hani kimsenin de anlamasını da beklemiyorum yani. Bu biraz kendi içime döndüm. Bir tık daha böyle dertleşmeli bir içerik yapmak istedim. Hayır, elimi yalamana izin vermeyeceğim hayatım. Lütfen siz de üzülmeyin. Kimsenin de asla hiçbir şey tetiklemek istemediği için bu konuya daha fazla durmayacağım. Sadece bilin ki bu tip şeyler okumak geçen seneki öyküyü yıkardı ve yataktan bile kalkamazdı ama bu seneki öykü, özellikle terapiden sonraki öykü, sadece böyle bir şey yaşadığı için anlık bir üzüntü hissediyor ve sonra devam ediyor yoluna. Çünkü yapabileceğim şey yok. Hani yapabileceğim şey yok. Devam ediyorum efendim. Sizden dertlerinizi, sorularınızı, konuşmak istediğimiz konuları vesaire o tip şeyler aldım ve inanılmaz derin şeyler yazdınız ve bu kadar derin düşünen, hayata bu kadar duygusal bakabilen bir aileye sahip olduğum için çok mutlu hissettim. Hepimize çok gurur duyuyorum yani. Çünkü çok zor bir toplumda ayakta kalmaya çalışıyoruz ve çok zor şartlarda mental sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Dolayısıyla benim için çok güzel oldu bu yorumlarınızı okumak. Öncelikle tabii ki en gündem olan şeyle başlamak istiyorum. Ülke böyleyken gerilen depresyon, hiçbir aktiviteye heves kalmaması, gülünce bile kendini suçlu hissetmek, geçmeyen huzursuzluk hissi. Bence bunu topluca yaşıyoruz. Yani bu aslında hiçbirimize özel bir his değil şu anda. Bilinçaltında bir kaygı, bir anksiyete var. Ve hani bunu nasıl başa çıkacağımı da bilmiyorum. Bence hiçbirimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla bu konuda da hiçbirimiz yalnız değiliz. Gerçekten mentalimiz bir tık sınanıyor bu son zamanlarda. Çünkü o kadar korkunç olaylara uyanıyoruz ki her gün ve her hafta ve hiç arka arkasını kesilmiyor. Ve en önemlisi de hiç buna doğru düzgün bir çözümle yaklaşan birilerini bulamıyoruz daha yukarı mecralarda. Dolayısıyla hepimizde bir çaresiz ve bir umutsuzluk hissi var. Bende de var. Özellikle şu an kadınlarda ve gerçekten kadınlara destek olan erkeklerde böyle toplu bir hissiyat olduğunun bilincindeyim. Mesela sabah ayazında okula giden genç kızlar var. Sabah ayazında işe giden kadınlar var. Akşam eğlenceden dönen kızlar var. Sokakta da, topu taşımada da vesaire çok fazla tehlikeye maruz kaldığımız bir dönem. Ve bütün bu olayların üstüne bunların yaşanması gerçekten çok sinir bozucu bence hepimiz için. Ve sonra ben Instagram'dan konuştuğumda sizlerle minibüse girerken erkek gibi giyinmek vesaire. Mesela şuna çok üzüldüm. Benim lise ve üniversite dönemimde, hani üniversiteyi bir kenara koyuyorum. Ben liseyi Taksim'de okudum ve topu taşımayla gittim her yere. Ve böyle 3 vasıta yapıyordum. Otobüs, vapur, tramvay. Da Taksim'e çıkıyordum en son Karaköy'den. Hiç mesela güvende hissetmediğimi hatırlamıyorum. İşte sene 2010 falan. Ya böyle şey düşünmüyorum. Yani benim kendi cahilliğimden mi ben lisedeyken mesela güvensiz hissetmiyordum? Yoksa o zamanlar gerçekten bu level'da değil miydi falan diye hep kendime sorguladım. Okula çok sabah erkende gidiyordum. Akşam arkadaşlarımla dışarıda eğlendikten sonra okul çıkışı geçle dönüyordum eve. Ve hiçbir noktada mesela bazen de metro ile Levent'e gidiyordu falan. Böyle arkamı kolladığımı hatırlamıyorum. Ve bu çok üzücü. Yani şu an bunları yaşıyor olmamız ve geriye gitmiş olmamız beni çok üzüyor. Çok üzüyor ve çok sinirlendiriyor. Çok sinirleniyorum çünkü bir çözüm de düşünemiyorum yani ve gerçekten hepimiz bence overthinklemekten beynimiz yandı yani. Çok üzülüyorum yani. Şu an okul okuyan, okula gitmekten bile çekinen, korkan, yolda bir an bile kendini güvensiz hisseden insanlar için çok sinirleniyorum yani. Çünkü ben yine bir arabam var ve evden işe gidiyorum, işten eve gidiyorum, dışarı gitme de arabamla gidiyorum. Yani ayrıcalıklı bir şey yaşıyorum ve lanet olsun diyorum yani. Hani
Ya bilmiyorum. Gerçekten çok çok üzülüyorum ve çok sinirleniyorum şu an bunlar olduğu için. O yüzden bence bu derin huzursuzluk ve suçluluk hissi bence hepimizde var. Çünkü hiçbirimiz şu an yeterli olduğumuzu hissedemiyoruz. Çünkü bizden 100 kat beterini yaşayan kız kardeşlerimize destek olamıyoruz gibi hissediyoruz. Hep yetersiz kaldığımızı hissediyoruz. Belki de yetersiz kalıyoruz. Elimizden geldiğince en azından çevremizdeki insanlara dokunalım. Bu sorunları kendi içimize çözmeyi zamanla yayarak yapacağız ve çok daha iyi olmasını istiyorum geleceğin yani. Lütfen bundan bir sene sonra bu videoyu izlediğimizde her şey daha kötü olmasın diye dua ediyorum. Ama bu hepimizde var ve yalnız değiliz. O yüzden lütfen atıyorum sosyal medyada zorbalanan ya da atıyorum bir yakın şeyi tarafından atıyorum rahatsız edilen bir kız kardeşinizi görürseniz ya da arkadaşınızı görürseniz destek olalım birbirimize. Yapabileceğim ve önerebileceğim tek şey bu ve çok yetersiz bir öneri. Çok özür diliyorum o yüzden herkese. Sonrakine geçiyorum efendim. Geç kalınmışlık hissi çok fazla gelmiş. Yani mesela 25 yaşındayım. Hayatıma nereden başlayacağımı bilmiyorum. İşte para kazanmam lazım ama çok zor. İşte üniversiteden sonra gelen o boşluk hissi. Bu bence bu yine hepimize çok kolektif olarak hissettiği bir his. Ben de zamanında. Belki hemen örnek vererek başlayayım. Ben mesela üniversitede uluslararası ilişkiler okudum ve uluslararası ilişkiler konusunda bir şey yapmayacağımı, politikaya atılmayacağımı ya da global bir şirkette çalışmayacağımı bilincinde olarak okudum ve sadece okumak için okudum ve dolayısıyla üniversite bittiği zaman bir yol haritası çizmem gerekirken kendime bir anda çok hızlı verilmiş bir kararla ve belki de çok aceleci bir kararla Amerika'da buldum. Ve Amerika'daki okula devam ettim bir sene daha mezun olduktan sonra Koç'tan. Ve orada da işte müzikle alakalı bir bölüm okudum. Ve sonra çok iyi bir dereceyle de geri geldim. Ve sonra korkunç bir boşluğa düştüm. Çünkü benim üstüne bir de hastalığım geldi. Üstüne bir de işsizim, yetersizim. Hayatta ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Aslında ne yapmak istediğimi tutuk olarak biliyorum ama onu işe dönüştürmek çok zor. Müzik vesaire gibi. O yüzden çok zor bir dönemden geçtim. Ve tekrar sanki ergenliğime geri dönmüş gibi hissettim. Bilmiyorum benim aynı şeyleri yaşayanlar var mı? Hani bu süreç gerçekten sanki yetişkinliğe geçirilen o kırılma süreci. Nasıl çocuklukla ergenliğe geçerken bir kırılma oluyor ya. Bu da sanki gençlikten yetişkinliğe geçirilen o kırılma gibi hissediyorum ben. Ve bocalamamız çok doğal. Okul hayatının iş hayatına geçiş dönemindeki o boşlukta ne yapacağını bilmemek çünkü daha kendini tam olarak keşfedemedim. Ve nasıl söyleyeyim? Kendimizi keşfetmemiz gereken ama stabil olmayan bir ülkede parasızlaştığımız böyle bir coğrafyada ve böyle bir iklimde de ayaklarının üstüne durmak çok zor. Yemin ederim size özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde yaşayan arkadaşlarım da var. Mesela oradaki insanlar bizim yaşadığımız kaosu o kadar hakim değil ki çünkü her şey çok stabil. Kurallar, nizam, düzen devam ediyor. Atıyorum devlet sana bir yere kadar destek oluyor, gençlere destek oluyor ama belki bu geçişin çok daha smooth olduğu bir şeyken bizde bir kaos. O yüzden burada da yalnız değilsiniz. Bir de çok fazla şey mesaj aldım. Hemen okuyorum. İşsizlik, iş bulamama sorunu, her yerden olumsuz yanıt alma gibi. Yeni mezunların yaşadığı böyle bir şey de var. Şu an maalesef çok daha iş bulmanın zor olduğu bir iklimde yaşıyoruz. Ve ekonomi de zorlandığı için iş yerleri de bir noktada işe alıma zorlanıyor. Dolayısıyla aslında bu işsizlik bir problem kesinlikle değil. Bence zor bir coğrafya ve zor bir iklimde yaşadığımız için bu böyle şu anda. O yüzden kendinizi kesinlikle ve kesinlikle başarısız ya da suçlu ya da yetersiz gibi hissetmeyin. Ben bunu şurada hissettim. Amerika'da okurken belirli bir yere kadar çalışma izni veriyoruz. O da okulun sana izin verdiği sektörlerde ve izin verdiği şirketlerde sen gidip hani hem çalışma hem okunma gibi bir şey yapabiliyorsun. Şurada 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 çalışabilirsiniz diye bir liste verdi. Ve ben kendi cep harçlığımı çıkarmak için 150 tane yere başvurduğumu hatırlıyorum ve hiçbirinden olumlu geri dönüş alamadım. Ve yani o zamana kadar biraz daha şeyim ya, ben iyi bir üniversitede okudum, iyi bir lisede okudum. Hani niye benim başıma bir şey gelsin? Ve böyle bir anda hiçbir yer bana pozitif dönmedi. Ve böyle şey oldum. Ben bu kadar beceriksiz ve aptal mı insan mıyım ya? Gönderdiğim CV'den bile geri dönüş alamam ya. Bu kadar yetersiz miyim falan diye. Mesela hissettiğimi hatırlıyorum ve hiçbir zaman ben orada iş bulamadım. Ancak ve ancak ne zaman buldum biliyor musunuz? Gerçekten kişisel bir iletişim kurduktan sonra çok sevdiğim bir hocanın asistanlığı olarak bir iş bulabildim yani. Bunun sizi yıldırmasına izin vermeyin çünkü ben gerçekten bireysel olduğunu düşünmüyorum. Şu anki ekonomi ve coğrafyanın bunu bize bu şekilde yaşattığını düşünüyorum. Biraz arkadaşlıkla ilgili yapacağım şimdi. Benim eskiden arkadaşım olan kişilerle iletişimsizlikten aramıza mesafe girdi. Ne ben ne de onlar yazmıyorlar. Onlardan da bir adım gelmiyor ama sorun yok aramızda. Sadece konuşmamaktan soğukluk girdi ve 27 yaşındayım. 27 olacağım. Bu sefer doğum günü kutlu olsun aşkım. 27 yaşında olması bunların çok doğal. Çünkü ben de bunları 28-29 yaşındayken yaşadım bu tip böyle arkadaş kopuşlarını. Lisede ve üniversiteden sonra bence arkadaşlıkları sürdürmek bir tık daha zor oluyor. Çünkü herkes kendi hayat savaşına ve herkes kendi hayat gayesine koşturmaya gidiyor yani. Dolayısıyla ben de mesela çok fazla arkadaş kaybettim diyebilirim ama bunlara kayıp gibi bakmıyorum. Bunlara hayatın bir getirisi gibi bakıyorum. Çünkü aynı sınıfın içerisinde değilken ya da atıyorum aynı kantinde ya da aynı kahvede kahve içip ders çalışmıyorken bir şeyleri sürdürmek daha zor. Çünkü senin inisiyatif kullanıp gerçekten arayıp buluşup
karşının da bunu isteyip seni de onun arada da onun arayıp, yani sadece senin aramanla da olmuyor. Arada da onun arayıp seninle buluşmak istemesiyle gerçekten bazı ilişkiler devam ediyor. Böyle devam eden ilişkilerin de çok daha özel olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bir ortada bir zoraki buluşma ya da zoraki denk gelme şeyi ortadan kalkıyor ya, senin gerçekten inisiyatif kullanıp zamanını ayırıp gittiğin şeyler çok daha değerli. O yüzden ben şu an şey kafasındayım. Benim istediğim kadar benimle de görüşmek isteyen arkadaşlıklarım sonuna kadar inisiyatif alarak buluşup, diğerlerini de atıyorum ideal'ı bir denk gelirsem ya da soğukluk girdi artık hiç mi konuşmuyoruz, tamam okey, o benim kendi kitabımda o chapter'da kaldı. Sağlık olsun, bana kattıkları için çok teşekkür ederim. Devam yoluma gibi bakıyorum. Çünkü gerçekten bazı şeylerde zorlayınca olmuyor. Ve sadece sizin istemenizde yeterli olmuyor. Aynı çabanın karşı taraftan da gelmesi gerekiyor. Yoksa çok dengesiz ortam yaratılmış oluyor diye düşünüyorum, özellikle arkadaşlıklarda. O yüzden hani eğer bir şeyler geride kalacaksa da bırakın kalsın, demek ki böylesi daha sağlıklı. Aşkla ilgili bir şey okuyacağım şimdi. Çünkü ben bunu çok yaşadım. Ayrılık sonrası yeni sevgilisiyle benim bulunduğum ortama gelmesi nasıl davranmalıyım? Ben bunun kitabını yazdım. Çünkü çok çok detay vermek istemiyorum. Karşımdaki insanın da özeli. Ama öyle bir şey yaşadım ki ayrıldığım insanı yeni sevgilisiyle çok fazla aynı ortama maruz kaldım. Ve bence bu beni o zaman fark etmesem de çok ciddi yaraladı yani. Bu ciddi bende bir travma yarattı. Ve o anki öykü, yani daha yani ne bileyim 20-21 yaşındaki öykü, daha çok küçük olan öykü, kendini düzgün koruyamadı ve kendi hakkı için tam olarak düz duramadı. Ama ona da kızmıyorum çünkü çok küçüktüm bence. Siz de 20 yaşındaysanız çok küçüksünüz, bilin yani. Kendi ayaklarımın üstünde duramadığım için kendimi o toksik ortamdan da uzaklaştıramadım. Ve ondan sonra da bu arada hiç aynı ortamdan yeni bir sevgilisi olduğu zaman benimle tanıştıramayacağı ve benim ortamıma sokamayacağı ilişkiler yaptım ve hayatıma öyle devam ettim. Yani bir daha asla aynı hatayı da yapmadım. Ben bunu kimsenin yaşamasını istemem. Eğer hala ortada bir hafif de olsa bir duygu varsa, işte her şey bitti, üstünden çok uzun zaman geçti ve bende bir şeyler sindirildi, tabii ki hiçbir şey olmaz. Ama hala birazcık böyle bir, hala bir şey hissetmesen bile, hani bir şey yaşadığın zaman etkisi biraz daha devam eder ve onun hafif sıcaklığı içinizde kalır ya, ufacık bir şey kalmış olsa bile böyle bir şey yaşamamalısınız ve böyle bir şeye sizi yaşatılmamalı gibi geliyor yani. O yüzden böyle bir şey yaşadığınız için ben çok üzüldüm. Bu da verebileceğim naçizane tavsiye, kendini o ortamdan uzaklaştırman kesinlikle ve kendine çok net çizgiler çekmen gerekiyor. Hani ben atıyorum sizin ikinizle, bunu birebir ona söylemesem bile kendi içine söyleyecek. Onların ikisiyle ben aynı ortama denk gelmek istemiyorum. Bu beni kötü etkiliyor. Gerekirse ben kendi ortamımda uzaklaşırım. Kendimi yeni bir yerde, yeni bir ortamda yeni bir şey yaratırım demek. Bazı şeyleri de geride bırakabiliyor olmak gerekiyor. Çünkü bunun ben hiç sağlıklı bir dinamik olduğuna inanmıyorum. Ve bu çok haksızlık. Bize yapılan bir haksızlık. O yüzden ben senin adına dik duruyorum şu anda. Ve diyorum ki eğer seni kötü etkiliyorsa uzaklaş. Hiç kimseyle kavga etmene gerek yok. Hiç kimseyle yüzleşmene gerek yok. Çünkü o zaman ne oluyor biliyor musun? Sen fazla değer veren oluyorsun ve fazla kafaya takan ve fazla hassas oluyorsun ve uf bir şeyleri çok abartıyor ve fine çok çıkıntılık yapıyor. Hayır. Hayır. Sen kendi duygularını hissetmekte çok özgürsün. Çok özgürsün. Kendi sınırlarını çizmekte çok özgürsün. Eğer insanlar buna saygı duymuyorsa da gitmekte de çok özgürsün. Hiç kimseye hisleriniz ve kararlarınız yüzünden hesap vermek zorunda değilsiniz. Ders çalışmak istiyorum ama yapamıyorum. Her seferinde ertelemekten sıkıldım. Bunu sırf ders çalışmak olarak da düşünmüyorum. Ben herhangi bir şekilde çalışmak, iş de olabilir bu. Bir şeyler üretmek daha kapsamlı düşünebiliriz. Benim için her zaman bir amaç, bir hedef koymak, ama gerçekten istediğim bir hedef, yani böyle istemiyorsam hayatta çalışmam çünkü, onu koymak beni hep çok motive etti. İyi bir üniversiteye gitmek istiyordum ben ve bunun da bir yere kadar ufak da olsa burslu olmasını istiyordum. Benim hedefim buydu. İlla koç olmasına gerek yoktu ama Koç, Boğaziçi, Sabancı, o minvalde bir şey istiyordum. Bölüm benim için önemli değildi. Hatta başta psikoloji falan istiyordum yani. Gerekirse bir board hazırlayın ve görün. Görselleştirmek çünkü bence insanın kafasında bazı şeyleri çok değiştiriyor yani. Kendini orada hayal etmek, orada görmek. Ne istiyorsanız hedef. Bir yerde işe girmek de olabilir. Başka bir ülkeye taşınıp orada hayatını devam ettirmek de olabilir. Amaç neyse onu görselleştirip ona uygun çalışmak gibi geliyor bana. Ve gerçekten bir şey istemiyorsanız da insanın hiç çalışması gelmiyor. Mesela ben Alman Lisesi'ndeyken müfredat benim hiç umurumda değildi ve hiçbir zaman kafamda ben niye matematik, kimya, biyoloji gibi dersleri Almanca görüyorum mu? Hiçbir zaman anlamadığım için ve kendime düzgün bir motivasyon şeyi koyamadığım için çalışmadım. Dürüst olurum size. Hiçbir zaman başarısız bir öğrenci olmadım. Hiçbir zaman çok başarılı bir öğrenci de olmadım. Böyle hani 100 üstünden 80 civarında bir averaj üstü bir öğrenci olarak devam ettim. Bir şekilde ödevleri yapmazdım, ders çalışmak istemezdim. Reddederdim yani. O yüzden gerçekten sevdiğiniz bir şeyleri hedef koymak önemli diyorum yani. Sevmediğim şeyler çünkü gerçekten yapasınız gelmiyor. Ona motivasyon kaynağı sunan ama çünkü bende de yok. İstemediğim bir şey oldu var ya, ben nasıl bir erteleme şeyi, ben o zaman kadar ertelerim. İstemediğim bir şey varsa mesela devlet dairesine gitmem gerekiyor, bir şey yapmam gerekiyor. Ölümünü ertele. Son güne kadar ertele. Yani götü sıkışana kadar ertele. Benim hayat motom. Aile evinden uzaktayım, zorlanıyorum. Büyüdüğünüz yerden uzakta bir yerde kendinize hayat kurmak dünyanın en zor şeyi. Bir anda
bütün buna safety net diyorlar. Yani böyle o güven şeyinin, çünkü çok alışık olduğunuz bir ortam var ve çok güvendiğiniz insanlarla çevrenizde ve bir anda oradan koparılıp hiç tanımadığınız, hiç böyle güvene yakın olabileceğiniz insanların olmadığı bir yere atılıyorsunuz ve diyorlar ki hadi burada yaşam mücadelesi var. Hadi burada hayatta kal. Hadi burada ders çalış. Hadi burada iş bul. Hadi burada kendine bir hayat kur. Hadi bakalım. Yani çok iyi bak. Hadi kendine görüşürüz. Ve hani ne yaşınızda olursa olsun zor bu arada. Ben şu an atıyorum 29 yaşında bir iş imkanı oldu. Amerika'ya gittim. Amerika'ya yerleşeyim. Muhtemelen mahvolurum. Genel olarak bu konsept çok zor bir konsept. Hani gurbet demek istemiyorum ama benim için mesela en zor şeylerden biri sevdiğim insanlardan uzakta bir hayat. Ve ben bunu Amerika'da yaşadım. Bok gibiydi yani. Bok gibiydi yani. Bütün sevdiğim insanlar uyurken benim ayakta olmam. Benim uyurken bütün sevdiğim insanların ayakta olması ve onların hayatını kaçırıyor olmam ve hiçbir aidiyet duygusu hissetmemem ve kendimi çok yabancı ve yalnız hissetmem. Hepsini yaşadım ve bence bunlar başa çıkılması çok zorluk şeyler. Ama bazen de mesela üniversite için giderseniz ya da iş için giderseniz gittiğiniz yere çok aidiyet de hissedebiliyorsunuz ve orada da bir ortam kurabiliyorsunuz. Bu aslında gittiğiniz yer ve insanlar ve şartlarla alakalı bir durum. Biz hiçbir yere bağlı değiliz. Eğer orayı sevmediyseniz başka bir yere gidebilirsiniz, yeni bir şehre gidebilirsiniz, yeni bir ülkeye ya da eve geri dönebilirsiniz, doğduğunuz, büyüdüğünüz şehre geri dönebilirsiniz. Hiçbirisi başarısızlık değil. Tam tersi senin kendi adına karar vermen ve bu kararı uygulaman ve kimseyi umursamadan hayatına devam etmen. Bence bu çok büyük bir cesaret ve çok büyük bir başarı. Gitmek de çok büyük bir cesaret, dönmek de çok büyük bir cesaret. Kimseyin ne diyeceğini umursamadan da hayatınızı yaşayın diyorum. Polikistik. Aman tanrım. Hayatımın özeti. Polikistik over sendromunu bilmeyen varsa da çok kısaca açıklayayım. Bu aslında çok geniş çaplı bir sendrom ve illa hani yumurtalıklarınızda kist olması anlamına gelmiyor. O da bir sendromlardan bir tanesi ama bu daha geniş çaplı. İşte insülin direnci, tüylenme, saç dökülmesi, akne, hızlı kilo alma, adet düzensizliği, çok ağrılı adet. Ne unuttuysam çok özür dilerim ama bu böyle genel bir paket bir sendrom. Bana bunun teşhisi ergenlikten sonra böyle 15-16 yaşlarımda falan oldu ve yüksek değerli bir insülin direncim vardı. İlk defa ben de bazı şeylerin yerine oturduğunu hissettim. Niye şu an böyle hissediyorum? Niye böyleyim? Gibi gibi. Çok çok tetikleyici konuşmak istemiyorum. Hassas konular olduğu için. Ama benim mesela çevremde, benim ailemde çoğu kadının yaşadığı berbat ötesi bir sendrom. Ve bence üstüne yeterli çalışma da yok. Klasik işte kadınların hastalıklarının ve sorunlarının bir tık daha geri plana atıldığını düşünüyorum ben sağlık konusunda özellikle. Dolayısıyla hani polikistin de bir çözümü yok. Hayat şartlarını düzeltmekle beraber bir tık daha sağlıklı bir hayat yaşayabiliyorsun. Ben çok iyi olduğumu söyleyemem bu konuda. Hala üstüne çalıştığım ve uğraştığım bir şey. Ve bence çoğu kadında, çünkü bu hani bir sendrom ve uzun süreli bir şey ve böyle bir tık diye bir ilacı olmadığı için hepimizin çok uğraştığı ve keşke hepimize daha çok destek olabileceğimiz bir alan olsaydı keşke diye düşünüyorum bazen. Sanırım ben bir tık daha böyle yurt dışı kaynakları, burada çok iyi doktorların işte YouTube'daki içeriklerini vesaire izleyip kendimi de geliştirmeye çalışıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Ama bedenimizle ilgili şeyleri düzeltmenin ve kontrol altına almanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Çünkü benim polikistik dışında bağırsamla alakalı daha ciddi sorunlarım da olduğu için ben her zaman bunun savaşı içerisindeyim. Bazı şeyler zaman içinde düzelebiliyor. Mesela bende çok fazla sivilce vardı ve çok akneli bir cildim vardı ve neredeyse üniversite sonrasında 2 sene sonrasına kadar benim sivilcelerim gitti. Yani lisede özel bir şey de değildi. Ve nasıl geçtiğini söyleyeyim size. O zaman bu bağırsak sorunlarım nedeniyle başka bir beslenme düzeni denemiştim. Ne olduğunu söylemek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi bunlar çok tetikleyici şeyler olabiliyor ve ben o kadar kalifiye bir insan olduğumu düşünmüyorum. Ama beslenmemden bazı besin gruplarını çıkardım diye özetleyebilirim. Bana rahatsızlık veren süt ürünleri mesela tüketmiyordum gibi. Ve o noktada bunu sadece 2 ay yapmama rağmen bütün cildimdeki sivilceler bir anda gitti. Hiçbir şey, öyle bir şey beklemiyordum yani. Düşünsenize 25 yaşınıza kadar çok ciddi akneli bir cildiniz varken bir anda hiç ilaç kullanmadan tamamen besinleri değiştirerek diye gidebiliyor yani. Sanırım bu sivilcelerin bile aslında altında yatan bir sürü farklı sebep var. Hormonal, beslenme, kullandığımız ürünler, her şey olabilir. Benimki beslenmeyle alakalıymış. Geçti çok şükür ama geçmeyen de çok fazla şeyim var. Bunların da üstüne savaşıyorum, deniyorum. Bu süreçte bence insanlar sağlıklarıyla uğraşırken kimseyi kırmamalıyız gibi geliyor. Ben kendime konuşuyorum. Ben kırılana yani. Ama sıkıntı değil. En azından siz kendi çevrenizde polikistikle ya da başka bir sağlık sorununa uğraşan birini görürseniz biraz daha belki hassasiyetle yaklaşırsınız ya da umarım size hassasiyetle yaklaşılır diye diliyorum. Birinin seni sevdiğini nasıl anlarsın? Ya kişiden kişiye göre değişir ama bir kişinin sana değer verdiği önce bence ufak ufak hareketlerinden belli oluyor. İşte sana ekstra ilgi göstermesi, senin yanında olmaya çalışması, bakışları çok şey anlatıyor bence mesela. İnsanın bakışları çok zor yalan söylüyor. Sana böyle çok daha derin bakması, sana çok daha farklı bakması, göz kontağının uzaması ve böyle içinden hani bazen gözüne bakarak birine bir şey söylemeyi yaparsınız ya, bilmiyorum hiç yaptınız ya da yapısa yapıldı mı? Bence bir gözler, iki hareketler. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hani ben sana hoşlanıyorum demek çok 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 zoruna geliyor yani dile
çok zor dökülüyor ya da sana aşık oldum ben. Seninle bir ilişki yaşamak istiyorum. Dolayısıyla birinin tavırlarından, oturuşundan bile yani hafif sana dönük oturuyorsa, her fırsatta atıyorum sırtına koymaya çalışıyorsa elini, yani bir mesaj beklemiyorsan ve o sana mesaj atıyorsa gibi gibi böyle ufak hareketlerinden bence bizden hoşlandığını ve bizi sevdiğini anlayabiliriz gibi geliyor. Bazen de mesela karşımızdaki insanın bizi sevmesini ya da beğenmesini o kadar çok istiyoruz ki ufak hareketleri de buna yorabiliyoruz. Benim söylediğim gerçekten bariz hareketler. Bu da mesela çevreniz de fark eder. Mesela ben ilk sevgilimde hiçbir şey anlamamıştım. Mesela en yakın arkadaşım ikisi bu sana hoşlanıyor farkındasın değil mi? Dedi ben. Ne? Hayır biz sadece arkadaşız. Kendin gel. Aptal falan demişim arkadaşıma. Bazen mesela sizin çevrenizden de fark eden olabilir. Söyleyebileceğim tek şey bir hareketleri değişir. İki de size bakışı değişir. Size çok daha güzel bakar. Bu arada size çok daha güzel bakar ama siz de ona çok daha güzel bakarsınız. Mesela kalabalık bir ortamda otomatik mesela enerjin o enerjiye çekilir. Sesini duyduğunda mesela tülen diken diken olur. Atıyorum uzaktan bakıldığında ilk onun gözlerine denk gelirsin vesaire. Bu tip şeyler de olur. Yani yeme bozukluğu ve beden dismorfiya, yani buna isterseniz ayrı bir bölüm de çekeriz. Çünkü çok fazla gelmiş. Ben bu konu hakkında şunu söylemek istiyorum. Çünkü genelde bana bu konuda yazanların çoğu kadın anladığım kadarıyla. Bizim kadınların toplum baskısı yüzünden daha çok yaşadığı bir şey. Erkekler de yaşıyor. Yaban atmak istemiyorum ama kadınların bir tık daha fazla yaşadığı bir şey gibi geliyor. Şöyle düşünüyorum. Yemekle sağlıklı bir ilişkisi olan insanların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Bu çok fazla üstüne konuşulan bir şey değil ama çok önemli bir şey. Eğer yemekle sağlıklı bir ilişkiniz varsa hayatınız maalesef zindana dönüyor yani. Özellikle mesela şu ara şey TikTok'ta şey görmüyor. Food noise. Food noise'un ne olduğunu bilmiyorsanız çok şanslısınız. Ama ne olduğunu biliyorsanız da aynı gemideyiz. Food noise şu. Mesela arada ben bu akşam ne yiyeceğim? Kahvaltı ne yemeliyim? Bir şey atıştırmalı mıyım? Hayır atıştırmamalıyım. Bundan bu kadar alırsam kaç kalori olur? Arkasını okuyayım. Hayır bunu tamam bunu almama gerek yok şu an bu ekstra bir kalori. Bunu yediğim için bütün şeyimi beslenme düzenimi bozdum mu? İşte bunu yediğim için çok başarısızım. Yani gerçekten aynı şeye geri dönüyorum. Tamam şimdi ne yiyeceğim peki? Yedim ama çok suçluluk hissediyorum. Yani kafanızda hiç susmayan bir ses düşünün. Gerçekten berbat bir şey. Susturamadığınız o kontrol edemediğiniz düşüncelerin sizi yeme bozukluklarına götürdüğü bir süreç oluyor bu. O yüzden diyorum ki yemekle sağlıklı ilişkisi olan insanlar çok şanslı bu. Birinci adım. İki, bedeniyle sağlıklı bir ilişkisi olanlar çok şanslı. Hiç benim deneyimlemediğim bir şey. Çok küçük yaştan beri deneyimlemediğim bir şey. Ve bu nasıl göründüğünüzle hiçbir alakası yok. Bazen mesela çok daha toplum şeylerine uyan görünüşteki bir bedendeki bir insan da kendini hiç o bedende hissetmiyor. Ya daha zayıf ya daha kilolu hissediyor ve bu onun bütün mentalini mahvediyor vesaire. Bu çok zor bir savaş. Bu benim de kendi içimde olduğum bir savaş. Dolayısıyla hani bence bunun çözümü bu diyemeyeceğim kadar zor bir savaş. Ama eğer bunun üstüne daha uzun konuşalım derseniz de elimden geldiğince dürüst olmaya çalışırım size. Yani sadece bu bir savaş yani gerçekten. Bunu biliyorum. Ve bu savaşı hiç yaşamamış insanlar da çok şanslı. Daha detaylı konuşmamı isterseniz de ayrı bir video çekeriz. Bazen isteklerimiz çabalasak bile gerçekleşmiyor. Bu noktada durmayı mı tercih edersin? Yani durmak mı çözüm? Eğer gerçekten çok istediğiniz bir şey varsa buna sonuna kadar çabalamamız gerekiyor gibi düşünüyorum. Çünkü mesela ben müzik açısından örnek vereyim. Çok sevdiğim müzisyenlerin mesela keşfedilmesi bazılarının 10 sene sürmüş, bazılarının 15 sene sürmüş. Ben mesela bir noktada geçen sene sanırım işin içinden hiç çıkamıyordum. Yani şey diyordum yani ben niye bu konuda kariyerimi ilerletemiyorum ve neden başarısızım ve neden istediğim gibi değil ve sonra bir adım geri atıp şeyi sorgulamam gerekti. Peki ben ne yapıyorum? Atıyorum bu isteğimin gerçekleşmesi için ben gerçekten %100'ümü veriyor muyum? Ve fark ettim ki mesela o sene sadece bir şarkı çıkarmışım. Dedim mesela gerizekalı mısın dedim yani kendime. Hani göya ben kendi kafamda şimdi çok düşünüyorum ve çok düşündüğüm zaman çok şey yaptığımı sanıyorum. Halbuki fiziksele dökülen hiçbir şey yok. Mesela bu sene bir albüme kalkıştığımda mesela hayatımdaki en büyük farklardan biri gerçekten dönüşünü görmeye başlamam ve insanlara dokunduğumu hissetmem ve sevdiğim platformlarda kapak olmam ve nasıl söyleyeyim hani belki size çok büyük başarılar gibi gelmeyebilir ama benim için geçen seneki mentalimden sonra bunlar benim için çok büyük adımlar. Tabii ki mesela hiç olmayacak bir şeyse çok büyük bir hayalse ve sen atıyorum çabalamaktan yorulmuşsan senin bırakmak da hakkın. Yani asla böyle şey sonuna kadar gitmek zorundasın. Hiçbir şey için zorunda değiliz. Gerçekten istediğin bir şeyse de gerçekten de olur var gibi hissediyorsun. O içinde zaten onu sana söyleyen bir içgüdün vardır yani. Hani bu olabilir ya. Hani ben buna gerçekten ulaşabilirim diyorsan eğer sonuna kadar da savaş diyorum ve sonuna kadar da şey yap ama bir planın olsun. Ben bu sene en çok bunu fark ettim. Ben bir balık burcu olarak böyle nasıl söyleyeyim işte her şeyi çok romantize edip hiç böyle bazen ayaklarım üstünde durmuyordum 3-4 sene önce. Yani bir game planım yoktu yani benim. Ve şu an
büyüdükten sonra şeyi fark ettim. Atacağın adımların ne kadar planlı olması gerektiğini. Yani her şey böyle çok ah şansı oldu ve tanrım gibi değil. Gerçekten planlayarak bu ay ne adım atacağım, bunun için ne yaptım, bunun için gerçekten şunu yaptım mı? Bu hiçbir başarı getirmedi bana. Tamam, hemen rotamı buraya çeviriyorum. Peki bunu denersen başarı getirir mi? Okey, bu da getirmedi. Tamam, bunu denersen bana başarı getirir mi? Hani gerçekten düşmemeye çalışarak, çünkü ben de maalesef mental olarak ben iğrencim, başarısızım ve çekçekte çok fazla düşüyorum. Hani bazen çok sevdiğim insanların bana sen aptal mısın? Yani sen kendindeki kapasiteyi görmüyor musun demesine ihtiyacım oluyor. Çünkü görmüyorum. Bence bazen siz de görmüyorsunuz. Dolayısıyla bir yol haritası çizemiyoruz istediğimiz şeye doğru. Ama o hatırlatıcılar ve bir planla beraber bir şekilde istediğimiz şeye ulaşabileceğimize inanıyorum. Ama mesela benim koyduğum hedef, atıyorum, Madison Square Garden'da konsere çıkmak değil. O çok uçuk bir şey. İstediğim şekilde insanlara müziğimle ulaşabilmekse benim hedefim. Oraya doğru gittiğimi hissediyor muyum? Hissediyorum ve bu da çok değerli. Bu arada çok fazla şey gibi mesaj gelmiş. İşte sorum yok, sen iyi ol yeter Öykü ablam. İşte senin iyi olman falan gibi. Yani çok teşekkür ederim gerçekten. Nasıl söyleyeyim? Aldığım destek ve sizin güzel yorumlarınız bazen bütün bu karmaşanın içerisinde kaybolabiliyor ve bunun kaybolmasına da nefret ediyorum. Dolayısıyla aslında bu YouTube alanım benim en kendimi safe hissettiğim alanım ve çok değerli benim için. O yüzden gerçekten teşekkür ederim. Bocaladığımda, zorlandığımda, bazen doğru bazen yanlış kararlar verdiğimde, kendimi yetersiz, başarısız, çirkin, değersiz hissettiğimde bazen bana attığınız bir DM ya da bir yorum ya da bir şey benim için o günü kurtarıcı hale geliyor ve herkes de bu şans olmadığında bilincindeyim. O yüzden gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir dakika. Umarım ben de bir şekilde size iyi gelebiliyorumdur diye ummak istiyorum. Bunun tek taraflı bir şey olmasını da istemiyorum. Ama gerçekten çok teşekkür ederim. Ben mesela kendimi biraz farkındalığım arttı bu sene ve şeyi fark ediyorum. Yani burçlara çok inanıyor musunuz bilmiyorum ama ben balık burcuyum. Yükselenim de aslan. Aslında çok iki zıt burç gibi geliyor bana. Çok bilgim olarak konuşmuyorum ama hissiyat olarak söylüyorum. Çünkü içimde bir yer çok çok hassas ve çok, yani böyle yataklara düşecek kadar hassas, duygusal, çok kırılgan ve bunu iyi bir anlamda söylemiyorum. Çok fazla hassas bir yer var. Ve dışımda da o aslan şeyinin getirdiği daha böyle sen aptal mısın kızım, işte kendime kabuk yaratıyorum gibi hissediyorum. Ve bu ikisi aslında kendi içerisinde çok çakışıyor. Ama en azından içimdeki hassas yeri korunmak için böyle yüksek duvarlarım olması gerekiyor gibi hissediyorum. Bu da işte yavaş yavaş yaşla gelen biraz farkındalık. Ama gerçekten sizden gelen güzel destekler her şeye bir merhem oluyor diyebilirim. O yüzden çok teşekkür ederim. Burada da safe bir alan yarattık. Eğer mesela yorumlarda işte ben bu konuda zorlanıyorum diye biri bir şey yazdıysa siz de cevap verebilirsiniz. Çünkü her zaman söylüyorum bunu, hepimizin tecrübesi ve hepimizin getirileri farklı. Sizden benim öğrenecek çok şeyim var. Yani belki ben de size bazı şeylerde farklı bir bakış açısı katabilirim. Dolayısıyla hani öyle birilerini görürseniz de yazabilirsiniz, konuşabilirsiniz vesaire. Eğer isterseniz bunu ikincisinde çözeriz. Eğer isterseniz bunu ikincisinde çekeriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Kocaman öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Eliniz geldiğince dışarıdan insanların sizi üzmesine izin vermeyin. Zaten bir tane hayatımız var, bunu unutmayın yani. Bizim yaşamımız, düşüncelerimiz, fikirlerimiz, içinde olduğumuz beden, ruh, her şeyimiz çok değerli. Dolayısıyla buna değer vermeyecek çok fazla insan var dışarıda. Maalesef böyle bir dünyada yaşıyoruz. Elimizden geldiğince birbirimize destek olup, kendi değerimizin farkında olup, birbirimize kol kanat gelerek devam edeceğiz. Çok seviyorum sizi. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dur! Gitme. Bu da benim bebeğim. Bütün video kucağında uyudu. O yüzden gözlerim mahmuriye. Gözlerim mahmuriye. Benim çocuğum. Bitti. Helal olsun. Teşekkür ederim. Belki de büyüsü budur. Bana söyleme kim olduğunu. Bırakamıyorum. Bir bağımlılığa yeniliyorum. Zihnimdeki dünyamda yeni bir sen yarattım ya. Çok daha güzelsin çünkü bana aitsin.